Sevgili dostlar, efendim nasılsınız efendim? Burası hayran olduğum, ya da hani hastasıyı değiştirelim, fazla hassas olmasın. Hayranım bu kasabaya. Biot. Biot kasabası Fransa'nın güneyinde. Çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Çünkü sanatçıların kasabası, sanat kasabası. Daha dakika bir gol bir. Kasabanın girişi burada meşhur Capron. Roger Capron heykelleri bizi karşılıyor. Dakika bir gol bir. Kasabanın girişindeyiz. Burası girişi. Buradan Bismillah kasabaya giriyoruz. Efendim bir Capron heykeli daha. Hastasıyım. Biot'ta. Fransa'nın güneyindeki meşhur kasaba. Meşhur değil ama bence meşhur. Selam veriyor. Anne ve çocuk hoş geldiniz diyor Biot'a. Efendim Biot'a hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün beraber bu kasabayı gezeceğiz. Birkaç sanatçı tanıyacağız. Burada yaşayan, burada oturan. Şimdi mesela ilk gideceğimiz ev Van Litt'in evi. Van Litt bizi bekliyor evinde. Önceden haberleştik. Kendisiyle bir süreci yapacağız, röportaj yapacağız, söyleşi. Ve bize anlatacak yaşadığı kasabayı, Biot'u. Biot'u seviyoruz. Beni takip ediniz efendim. Buyurunuz. Efendim, Biot kasabası ya da Fransa'nın güneyi diyelim. Bütün sanatçıların yaşadığı mekan. Dakika bir gol bir belediye müzesi solumda. Ve meşhur gene Capron heykeli. Hastasıyım, bakar mısınız Capron'a? Ve turistler için yapılan bir şey var burada mesela. Şöyle getiriyorsunuz. Ben kadınlar için gerçi ama idare edeyim. Böyle şeyleri pek sevmem gerçi ama turistler seviyorlar. Olabilir. Şurada bir ev varmış. Burada bir ev alak oturak. Şimdi gelin sizi götüreyim hemen müzenin arkasındaki müthiş bir eve. Van Litt. 44 bis numara, 44B. Van Litt. Enteresan bir bey Van Litt. Seramik heykel yapıyor. Van Litt. Gelin bakalım. Monsieur Jean-Paul Van Litt. Evinin atölyesine geldi. Burası, bütün bu mahalle, zamanın, epokun, bu köyün seramik atölyeleri. Nitekim burada bakın odunlar orada hala. Çünkü burası köyün dışında, yangın olur diye bunları köyün dışına vermişler izini. Fırınları varmış orada 18. asırdan. Burada, işte Jean-Paul Van Litt de burada. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour, bienvenue. Jean-Paul Van Litt, usta, büyük usta, dünyanın en önemli ustası sevgili dostlar. Dünyanın en önemli usta, şu anda tanışıyorsunuz. Dünyanın bu işte, şimdi birazdan göreceksiniz, yani şaşırmayın. Dünyanın bu işte en önemli ustasına geldik. Kütüphanesi ve koleksiyonu müthiş. Hastasıyım, ikinci davetle tanışmıştım. Şimdi beraber size tanıtmak için geri getirdim. Alo. Ben vous allez visiter. Merci. Buyurunuz efendim. Şimdi Monsieur Van Litt 1940 doğumlu. Annesi Fransız, babası Hollandalı. Soyadından da anlaşılacağı gibi. Voilà, alors ici c'est l'atelier. C'est bon. Voilà le four, là ici. Burası atölyem. Bu da fırınım. C'est arrivé le 1200 degrés. 1200 degrés. İşte 1200 dereceye falan geliyor. Ici, je fabrique la faïence. La faïence, bon. Pas le grès ni la porcelaine. Ah oui. Et maintenant, uniquement la faïence. Sadece fayans yapıyorum, porcelain yapmıyorum. Farkını bilmiyorum. Alors voilà, bah, tenez un exemple ici. Burada gördüğünüz gibi. Avec l'or aussi. Şunlar platinmiş, platin. Bakar mısınız? Diğer kısmı altından yapmış. Altın ve platin. Son verre d'or, no? Oui, c'est cuit. C'est de l'or qui est cuit. Pişmiş altın ve pişmiş platin. Bakar mısınız? C'est très cher. Oui, 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 c'est cher. Je suis connu pour faire du travail spécial avec de l'or. Ah là. Alors aussi avec du cristal optique. Parce que j'ai deux métiers. Céramique. Elver. İki işim var diyor. Seramik ve cam diyor. Ben camda çok usta olduğunu biliyorum da seramiği de şimdi gördüm. Bu özel yapmış. Hakiki altın pişmiş ve
platin. Bunların çoğu müzeler ve koleksiyoncular müşterileri. On va passer là-bas, okay. Vous allez voir là-bas. Şimdi yukarıya bakacağız ve sizi sizi şaşırtacağım. Hastasıyım. Qu'est-ce que c'est ça? Avec ça c'est une machine pour sabler les pièces avec le sable là pour le verre particulièrement. Parce que vous avez oui, on travaille sous pression là, c'est très fort. Oui, hein, très... Şimdi bu şunlar kum. Kumla çalışmak için büyük, şimdi büyük basınç var diyor. Elleri buradan sokuyorsun. Buradan da egarisi. Oui, oui, là on travaille parce que c'est dangereux hein. Ah, oui, hein. Oui, c'est çok tehlikeli bir iş diyor. Çok büyük basınçla yapıyormuş kumları. Wow. Pour le verre, non, c'est oui. Cam için. Evet. Alors voilà le showroom ici. Showroom burada müthiş. Bütün bunlar gerçi çok modern ama hepsi geleneksel öğelerden yola çıkmış sanat olduğunu söylüyor. Pelikanlar Mısır, bu şeyler gözler Sümer, Hitit tesirleri var ama modern sanat. Oui, alors là ça c'est une grande pièce en taille optique. Ça fait 380 kilo. Ah wow. Şu tek cam 380 kilo. C'est 6 mois de travail. Oui, 6 aylık çalışmadan 6 aylık çalışması. C'est pas possible. Oui, il faut 9 personnes pour bouger la pièce. Bunu kaldırmak için 9 kişi lazım diyor. 380 kilo. Bakar mısınız? C'est la plus grande quand j'ai fait il y a 15 ans à peu près, c'est la plus grande pièce en Europe de taille optique. Ah. Oui. Optik kesimden Avrupa'nın en büyük çalışmasıydı eskiden diyor, yaptığım zaman diyor. 2 tondu diyor, 2 tondan bunu yani tek bu hale getirdim diyor. Bakar mısınız? Incredible. Çok sergi yaptı, bütün sergilerde topladıklarım kendi işleri tabii. Bütün sergilerden hepsini çok yerim olmadığı için böyle yan yana koydum. Tek tek gösteremiyorum size ama diyor, bakar mısınız? Müthiş ya. Et ça, alors c'est une technique que j'ai développée avec un ami à partir d'une photo. C'est une photo très ancienne, 19e siècle, hein, l'Indien. C'est la sérigraphie sur céramique. C'est une nouvelle technique que j'ai développée. Yeni bir teknik buldum arkadaşımla diyor. Sérigraphie seramik üzerine. O fotoğraf eski 1900'lerden kalma bir Kızılderili fotoğrafı. Cela Apache onun Indien la très connu. Çok bilinen bir şef diyor. Je connais aussi le livre c'est de oh je sais plus c'est pas Carter c'est très connu. Çok bilinen bir Kızılderili şefinin serigrafiyle seramiğe uygulanışı. Curtis'in 1870 baskısı kitabından Kızılderili. Bu Kızılderili resimleri ufak ufakmış. Bunu büyütmek için ipek baskı vardır ya bizde. Hani ipek baskıda şöyle çekersin, boya çıkar, baskı olur. Halbuki boya yerine bunu seramiğe uygulamış. Yani ipek baskıyı kumaşa yahut kağıda basak, mesela tişörte basakmış gibi kumaşa basarlar. İpek baskı biliyorsunuz ne olduğunu zannediyorum. İpeğin üzerine bir resim yapılıyor. Ufak ufak delikli. O deliklerden boya geçiyor. Yahut geçmiyor. Rengarenk. O geçtiği yerlerden bazı yer kapanıyor, bazı açık delikli oluyor. O geçtiği yerden boya yapıyor aşağıya. Onu seramiğe uygulayan tek adam. Çok zor bir teknikmiş bu. İçerisinden böyle incelik boya yerine çok enteresan. Yani şimdi tam kafam basmadı ama şey prensibi bu imiş. İpek baskı yerine İpek baskı ile kumaş yerine ya kağıt yerine seramiğe işlemek, resmi fotoğrafı bu şekilde fotoğrafı minik minik fotoğrafları büyüterek bu şekilde işte bakar mısınız? Bu şekilde büyütebiliyorlar. Müthiş bir şey.
Şimdi bu adam... Alors, on va continuer. Bu adam, bu işin voilà, tarihi. La vaisselle à l'or. Aa, altın gene. Bakın. Ou au platine, ici. Ve platin burada. C'est incroyable, ça. Salvador Dali'nin oğlu arkadaşıymış. Salvador Dali'nin biliyorsunuz deforme eden sanatı var. Mesela resimlerine bir tanesini koyalım şimdi ekrana. Bir Salvador Dali resmini koyalım. Çok önemli bir adam. Onu da iki defa yaptım filmini. Bir İspanya'da, bir İstanbul'a geldiği zaman Sabancı Müzesi'nde. Salvador Dali'nin deforme ettiği resimlerden, boyamalardan esinlenerek kendisi de altın ile bu kaderleri deforme etmiş. Müthiş, c'est très 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 joli. Et c'est plus difficile à faire parce qu'il faut d'abord faire le verre normal et après le déformer. C'est plus difficile que faire un verre normal. Şimdi çok zor bir iş diyor. Çünkü ilk önce normal yapıyorsunuz şeyi, bardağı, sonra onu alıp burada olduğu gibi deforme ediyorsunuz diyor. Très 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 joli. Buna çok büyük şey yaptım, sükse yaptım diyor. 15 sene evvel açtığım bir sergiden sonra devam etti diyor. Süksenin şeyine diyor, akıntısıyla diyor. Bütün Salvador Dali'den esinlendiği deforme olmuş, formu bozulmuş objeler. Ve bunlar da hakiki altın ve yukarıdaki de hakiki platin. Bu da bir büyük bir İtalyan dekoratörün Noel, yani yılbaşı için yaptığı dekorasyonun deforme edilmiş, heykel olmuş hali. En bakar ver, mısınız? Hepsi cam. Hepsi. Hepsi cam. Camdan. Camdan bir gemi. ...1930'larda kaybolan bir tekniği yeniden yaşattım. Tek ben yapıyorum şimdi Fransa. 1930'da kaybolmuş bir teknik. Yani camı seramik gibi pişirerek... ...yapmak. Yani camı boyalarını ve camı pişiriyor. Artık kaybolan tekniği yeniden yaşatmaya başladım. Ve şu anda bir tek ben yapıyorum diyor. Şimdi bu çok önemli. Bunu anlatmıştı bana, bunu size anlatayım. Bu... Her camcının, cam imalatçısının kullandığı malzemelerden yaptığı heykel. Bunlar her camcının önünde, cam atölyesinin önünde bir tane böyle heykel olurmuş. Eski adetlerden. Her cam atölyesi sahibi tam dükkanın önüne bir heykel yaparmış. Kullandığı aletleri kullanarak, demirden, camdan değil. Bu, yani bu adamın alameti farikası. Yani giderken adamın dükkanının tabelasıymış eskiden, eski zaman camcılar zamanında. Bu kasabada sevgili dostlar, bu da kendininki imiş. Eski usul, artık yapmıyorlar. Burası 18. asırda bir büyük bir çömlek atölyesinin fırın, baksana fırının kapısı bu kadarmış, fırınmış. Orada bakın şeyler var, fırın tuğlaları var tepede. Hatta burada hala duvarda diyor, siyah diyor şeyi var diyor, fırının dumanı var diyor. Şimdi İslam seramikleri benim koleksiyonumdan tarihi 9 ila 11 ben 10 dedim tam arasını buldum demek ki. Et puis là c'est la Mésopotamie ici. Mezopotamya. Aşağısı Mısır. Et puis la verrerie romaine. Bunlar Roma. Alors partout ici, vous voyez, il y a de l'archéologie ou il y a aussi Amérique latine ou Latin Amerika'da var. Burada ya yani bütün bayağı kıymetli müze parçaları. Arkanızda tam Latin Amerika'lılar var. Et puis il y a des jarres chinoises, il y a des Et puis là, là-haut. Picasso'nun asistanı Jean Deral arkadaşı, o bütün yukarı ona hediye etmiş. Yukarısı hep onun. Picasso asistanı. (Gülüyor)
bu kitabı metal üzerine bakar mısınız? 10 senelik yazdığı bir kitap. Bütün tekniğini anlatıyor şeyde. Metallerle çalışma tekniği. Bakar mısınız, burada bir teknikleri var. Oui, ensuite alors là c'est céramique encyclopédie. 17 ans de travail là. 17 ans. 17 sene çalışmam diyor şu. 17 sene. Oh! Il fait 3 kilos. 3 kilo. Alors là vous avez toute l'histoire aussi technique de la céramique. Bütün seramiğin ansiklopedisi baba yazmış. Yani şu anda karşınızdaki adam bu işin yani kitabını yazan adam derler ya, aynen o. Bu da cam ansiklopedisi. Dün çıkmış daha, dedim baba yok mu bir kutlama hani parti gidelim takılalım. Bak şey yapacak dedi. Editörü yani yayıncısı yapacak bir şey herhalde yapacaktır dedi. Yani camın da kitabını baba yazmış, öyle düşünün. Burada Picasso'nun fotoğrafçısı André Villers vardır. Tanırım adamı. Yani adını bilirim daha doğrusu. André Villers'in çektiği babanın fotoğrafı. 1964. Bakar mısınız? 1964. Vous êtes un modèle de l'acteur de l'époque, oui. Très bel homme. Bakar mısın, yakışıklı adammış baba. Biraz şimdi değiştim ama diyor. 64. 40 doğumlu baba. Ama maşallah iyi görünüyor. Hala ayakla döndürülen şeyi çalıştırdım ben diyor. Elektrik var, elektrik kullanmazdım diyor. Büyük parçalar ayakla yapılmaz, çok zor diyor, ağır diyor. Onun elektrik kullanmaz ama ufak parçaları ayakla yaparım hala diyor. Ama büyük parçaları kaldıramam. 20 kilodan fazla büyük şey yaparsak diyor. Çanak çömle o elektrik de kullanmak zorundayız. Ne? Ah, de Picasso. Changer, parce que c'est une pendule. Là, elle ne marche plus la pendule. Picasso'nun saati bakar mısınız? Saat. Picasso saati. Bu pili bitti diyor. Picasso saat kaç? Kilometre. Picasso saati saat 12'ye 1'e 20 var. Comme ça. Çok çekermişti. Efendim, devam ediyoruz. Bu güzel kasaba hastasıyız. İlk böyle başladık. Büyük bir sanatçıyla açtık filmimizi. Size kısaca şimdi kasabayı gezelim. Biot kasabası, Fransa'nın güneyindeyiz. Güzel bir gün geçiriyorum. Çünkü adam entelektüel, sanatçı ve adam gibi bir adam. Çok şeker. Şimdi burada bende arkadaşım Ingrid'in evinin anahtarı var ama çok çatlak bir kadın. Evini görmeden gitme, evinin anahtarı bende, gelin. Yanlış anlamayın. Müthiş, bakar mısın Ingrid'in evine? Bu çatlak Ingrid, matlak bir kadın. Birazdan tanıyacaksınız ama... Atölyesinin anahtarı bende var ondan evvel. Çok enteresan bir kadın ve çok enteresan, iyi bir ressam. Yani bakın limonlarına.
Alman bir asilzade aslı Ingrid'in zamanında mankenmiş, çok güzel kadınmış. Hala güzel kadın, görünce güzel güzel renkli gözleri var kocaman. Zamanları mankeniymiş ve böyle Hair'de, Paris'te, efendim, West Side Story'de falan oynamış. Yani müzikallerde, müzikal aktrisiymiş. Müthiş bir ressam. Mesela geçin, bana bakın şöyle arkanızı dönün. Elbiseye bakar mısınız? Elbiseye kendi çizmiş elbiseyi. Bu kasabayı anlatıyor. Biot kasabası. Elmalar. Zaten Biot kasabasında portakalları var. Ve şu şeyler çok önemli. Küpleri yapıyorlar tarih boyunca bu kasaba. Sevgili dostlar. Böyle çatak. Hep arkadaşlarım benim bir deli insanlar oluyor ya diyor her tarafından. Bu da Biot'lu Ingrid. Bu da deli. Bu da deli. Bakar mısın atölyeye? Asıl atölyeye git gezdir dedi. Git kameraya götür sen bak dedi. Ben gelmeye gerek yok dedi. Peki dedim. Anahtar aldık geldik. Şimdi şöyle bakın etrafa kamerayla. Çok dar çünkü size fazla konuşamam. İngiliz de yok zaten. İngilizsiz, sanatçısız, sanatçının atölyesini gezme. Ama deli. Deli. Müthiş bir kadın. Orada Notre Dame'ın kamburunun heykelleri var tepede. Bakar mısınız? Ah, Ingrid geldi. Ingrid geldi. Ingrid. Bonjour. Bonjour. Merci. Günaydın sanatçı diyor. Bakar mısın? Çok şeker. Bonjour, bonjour. İşte sanatçımız. Alors, vous êtes pas mis à travailler. Oui, travaille. Ici. Ingrid çok önemli bir kadın. Çok da güzel bir kadın gördüğünüz gibi. Hastasıyım. Efendim. Ve yani çok sıcakkanlı, güzel güzel kalpli. Hadi gidelim. Devam ediyoruz. Şimdi Ingrid bizi bir yere götürecek. Çok önemli bir sanatçıya götürecek. Sevgili dostlar. Çok çok sanatçı var Biot'ta. Gel biraz tanışalım. Hadi devam ediyoruz. Biot'un en önemli seramikçisinin Martin Otesnik. Tok tok tok. Bonjour, bonjour madame. Voilà. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu es? Merci. On y va. Bakalım çok güzel, çok güzel çizdi sanatçı. Gelin bakalım. Martin Polisse. Oui. Merci. Bakar mısınız ne kadar hoş bir hanım. Şimdi bu hanım bu kasabanın en önemli seramikçisi. Ve anlattığı kadarıyla biraz evvel de konuştuk. Tabiata hayran. Ve tabiatın diyor doğduğu şey tohumdur diyor. Ben de tohum hastasıyım diyor. Tohuma hastayım diyor. İlk başta diyor tohumları kopya ettim diyor. Tohumdan ileri çıktım sonra tohumu diyor deforme ettim diyor. Efendim, ve formlara vardım tohumda. Ama tohum yani küçük bir tohum koleksiyonum var diyor. Şimdi bize bakar mısınız buradaki şeylerine? Bunlar karton falan değil, seramik. Mesela bunlar da tohumlar. Şimdi nasıl yaptığını merak ediyorum şimdi. İlk önce şöyle bir. Ha evet. Üzerine. Yes, we have to turn it around. Forma bakarak diyor. Etrafını böyle döndürüyorum. Bakar mısınız?
Ve de devam ediyor. Böyle yükseltiyor, 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 yükseltiyor. Yuvarlak mesela şu forma, mesela şu forma getiriyor. Şunu şöyle düşünün. Kımsa, no? L'origine, on peut être comme ça. When I build. Kımsa. Ondan sonra şunları tek tek yapıştırıyor şurasına. Ayrı ayrı yine şey yapıyor. Tek tek. İlk önce bunu ya, sonra bunu. Ondan sonra şu formu veriyor şeylere. Bu iki parça, bakar mısınız? Je mets juste la terre. Oui, oui. La terre blanche, mais il faut que je lave après, c'est pas grave. C'est rien. Non, non, no problem. Water. Bak, çok güzelmiş ama. Bakar mısınız? Ben de yeşil hastasıyım, yeşil. Yeşil severim, neyse. Yeşil hastasıyım. Bu da çok güzel bir renk. Şu yeşil de güzel bir yeşil. Yeşil bu kadar güzel değildir. Bu güzel yeşilmiş. Efendim, Biot kasabası hastasıyız. Her evde, her sokakta bir sanatçı. Heykeltıraşlar, seramikçiler, esas seramikçiler, ressamlar. Sanat taşıyor. Sanat dolu bir kasaba. İnsanlara da o kadar iyi ve hoş. Güzel de yemek yeniyor. Hastasıyız. Hüseyin'e de hep deriz ya, buradan bir ev alak oturak. Eski usulde kışın saklamak için üzüm asmasını bir şeye, toprağa saplarlarmış büyük kavanozun içerisinde. Bir gün düşmüş, kırılmış ve yerden üzüm fidesi çıkmış. Kilerdeki alt toprakmış ve şu hale bakar mısınız? Şu hale gelmiş. Alttan kilerden geliyor. Bütün burayı sarmış. Tepede üzümler var. Şimdi bu özel buranın üzümü. Bu üzüm frambuaz kokulu, yani İtalya'da da var bu aslında, frambuaz kokulu olan tatlı bir üzüm. Fakat diyor ki Ingrid, enteresan, fakat bundan diyor şarap yapması yasaklanmış çünkü bunun şarabı zehirli çıkıyormuş, adamı öldürürmüş diyor. Bak, ve hala var, bakar mısınız? Onun için çok çok şekerli ve adamı dedirtiyormuş bu üzüm, bunu şarabını içerseniz. Şarap yapmak yasaklanmış. Adamı dedirten şarap. Eder adamı harapmış bunun adı. Enteresan hikaye. Ama aşağı yukarı 60 sene evvelki hikaye bu. Yani 60 seneki, yani biraz şey gibi, hikaye gibi gerçi ama önemli değil. 60 sene evvelki adamı dedirten şarap. Etmesin bizi harap. Gelin bakalım. Ne matlak değil mi? For a pain communal. Halkın ekmeği için bir ortak fırın. Bizde de vardır ya adet. Herkes ekmeği, hamuru yapıyor evde. Buraya pişmeye getiriyor. Evde herkesin fırını yok. Fakat bir geçen seferlerde bir kaçak oldu diyor Ingrid. Bacadan diyor. İnsanlara diyor kömür mömür şey geliyor diye diyor. Odun ve havayı kirletiyor diye kapattılar diyor maalesef diyor. Bu şeyin de bu çiçericilikte bazen adamı, hani güzel de şimdi yani halkın fırını kapanmasaydı kardeşim. Da anladık çevreciliği de. Eski adet, herkes hamurunu getiriyor, burada pişiriyor. Bizde de vardır. Bizde böyle fırına şey götürürsün. Güveç müveç götürürsün. Parasını verirsin. Pişirir sana mahallenin fırını. Mahallenin fırını. Ah işte güzel bir hikaye. Bu çiçeğin adı şardon. Dağda bulunan bir diken. Bütün evlerde var. Eskilerin evlerinde var. Eski eve şans ve uğur getiriyor. Bakın, bakarsanız bu şardon şey hangi evde varsa orada oturan yaşlı tipler için onlar biliyorlar bu şeyi. Uğuru. Ne güzel şurası ya. Şurada bir resmi çekeyim. Şurada bir oturma yeri buraya yapmışlar. Arada yorulanlar için oturuyorlar burada. Merdivenden çıkarken yoruluyorsun. Şurada oturuyorsun. Bakar mısın? Şardon. Çok güzel bir sokak.
Bir tane daha bak arkanızda bir şardon çiçeği daha var. Bakar mısınız? Tarih kokuyor. Evin yapılışı 1794. Hayda. Gel, gel kız. Gel, gel. Çok güzel bir kedi. Bakar mısınız? Ev kedisi, tasması var, pembe. Kız. Tamam, bırakacağım, bırakacağım, bırakacağım. Hah, kaçtı. Hayvan sevmek lazım, hayvan seveceksiniz. Hayvan seven, insan sever. Sevgi neymiş öğrenir. Bebeklere hayvan alın ama dikkat edin, hayvanları eziyet etmesin. Kuyruğuna bir şey bağlamasın. Sonra heves etmeyin, hayvanları sokağa bırakmayın. Hep öyle oluyor. Yazlık ev için işte bebe aynen isterim, kedi isterim falan diyor. Sonra annesi de diyor ki tırmaladı, kediyi atalım diyor. Kedi sokağa bırakıyor. Olmaz ki. Olmaz ki. Çocuklara hayvan al ama nasıl hayvana davranacağını öğret. Ondan sonra onu tırmalamaz. Pıst pıst gel kız. Bakar mısınız? Çamaşırhaneye. Hani hanımlar için yapılmış. Burada da fışt fışt. Port de Tines. 1565. Bakın nasıl bir tarihte yaşıyoruz. Hastasıyım. Efendim burası İtalyan ailem ve Fransız olmuştu artık. Buraların cam ustaları. Efendim yani ama modern bir galeri burası. Şey değil, eski tip şey, modern şey yapıyorlar. Antoine var oğulları. Ah, bonjour Antoine. Dün varmış fırın. Bugün fırın yapmıyoruz diyor. Soğuk çalışıyoruz diyor. Olsun bize gösterecek. Ici c'est la votre exposition. Voilà. İlk önce bakalım yaptıkları işi. Ondan sonra gelin. Burası modern, yani güncel, turistik biraz da, turistlere satılması için yapılan şeyler. büyük baba, büyük adı İtalyan, ben İtalyancasının iyisini bilmem diyor. Efendim, çok var burada İtalya, demek ki zamanında göçmüşler buraya. Hepsi sanatçı, ressam, seramikçi. Votre collection, collection de père. C'est un mélange là. C'est des petites pièces. Bazıları benim, bazıları babamın eseri bunlar diyor. Şöyle bir gezelim hızlıca. Ondan sonra oradan devam edelim. Burada içerideki atölyeyi paylaşıyoruz sanatçılarla diyor. Yani her tarafında sanatçılar geliyor diyor. Yani hem biz kullanıyoruz hem diğer sanatçılar kullanıyor. Çok güzel sümüklü böcekler, müthiş. Efendim. Hani evime alır mıyım? Almam da. Sadece bakıyorum. Çok meraklı olduğumu söyleyemem. Ama bunun hastaları var bu işin. Ben değilim ama var hastaları. Oba Messi. Oba Messi. Oba tutar abla. Oba madam Messi. Hadi gidiyoruz. İşte böyle. Camcılar. Bütün burası camcılar. Gelin bir şeyler yiyelim dedik ya, bir kek. Buradaki madam portakallı keki çok meşhur bu madamın. Le Made Orangère. Portakal çiftliği. Bakar mısınız güzelliğine binanın? Çok şeker, çok şirin. Salon de thé et chocolat. Çikolata ve çay salonu.
dekorasyonlar var, hediyelik eşyalar var, degustasyon zeytinyağı tadımı var. Efendim, baroğlu var. Gelin bakalım. Hot chocolate. Çikolata var. İçerisi de müthiş. Gelin bakalım. Alors, je prends thé avec du lait, s'il vous plaît. Bir sütlü çay içerim lütfen dedim. Hastasıyım salonum. Efendim biliyorsunuz portakal çiftliği demiştik ya adı. Hanımın da portakallı keki meşhur imiş. Çok hoş bir hanım. Burayı yapmışlar. Çok da güzel dekor etmiş. Efendim ufak mutfağım var dedi. Yani öyle omlet yapıyor ama etmet yemek ağır yemek yok çünkü bacam yok dedi. Burada yasaklar var bu konularda. Onun için dedi kek, mek, omlet, hani krep, mrep onlar var ama dedi ağır bir mutfağım yok. Hepsini güzel yaparım da. Ama kekimiz meşhur dedi ki onu ben duymuştum. Şimdi ben sütlü çayımı, ben de çayı sütlü içerim ince laz gibi. Dur bakayım. Dülle. Evet. Evet. Hanımın kekinden tadım yapıyoruz. Kremasından parça alıyoruz. Hakikaten vay be. Vay anasının sayı seyirciler. Dedikleri kadar varmış. Keşke bu ekranda ileri belki bilmem kaç yılında bu olacak. Ben size şuradan şöyle tutup buyurun deyip size tattırabileceğim. 3000 yılında programı yaparsak. Siz herkesi alıp yiyeceksiniz. Düşünsenize böyle bir şey olur mu acaba? Buyurunuz. Tadımız müthiş. Hakikaten öyleymiş. Şaşırdım. Size bir şey diyeyim mi? Fransızlar bu işi biliyor. Fransızlar enteresan bir millet. Ağız ve damak zevkleri ve tadları, alımları müthiş. Yani bu hakikaten güzel bir kek. Bir hanım yapıyor burada, bir köydeki bir hanım yapıyor bunu. Yani Fransa'daki bilmem ne yıldızlı lokantada yemiyoruz. Köydeki bir hanımın meşhur tanınan ve dekor da müthiş. Bakın iki tane portakal dilimin üzerine iki tane kivi dilimi. Müthiş bir sos. Ne varsa sosta. Bu da tabii sitruslu ve krema. Yani bizim kaymaklı revani'nin hafifi. Yediğim en güzel portakallı kek. İtiraf ediyorum. İşte böyle sevgili dostlar. Güzel kasaba, güzel insanlar, güzel portakallı kek. Hayatta tek. Efendim, bizden bu kadar bu hafta. Sanatla ve kekten işi kapatıyoruz. Ayhan Sicimoğlu, Renkler, Bloomberg HT. Haftaya görüşmek üzere.